Yaşar, merhaba. Merhaba. Bugün Alim'in ilkokul günü. Alim'i okula götürüyoruz. Ardından da alışverişimiz var. Geçen Alim'in eksikleri vardı ya, zaten hocaya da ayrıyetten konuşalım başka eksik bir şey var mı diye. Ondan sonrasında da alışverişe çıkacağız. Ama öncelikle Alim'in tanışma günü var. Öğretmenleriyle konuşacağız, tanışmaya gideceğiz vesaire vesaire. Size de çekim yapabilirsek yaparız inşallah. Arkadaşlar bakın. Öğrenci şimdi okul başladı ya, öğrenciler arabadan iniyorlar. Bak herkes durdu. Şimdi araba hareket edince de herkes gitmeye başladı. Bu şekilde. Ay ama bizim oğlumuz şu anlık bu arabalara binmeyecek arkadaşlar. Şu anlık biz götüreceğiz. Hiç binmeyecek zaten aslında. Tabii sen de çalışmaya başlarsan. Hayır, nasıl hiç binmeyecek? İstersen gidin, bindirmeyeceksin aslında. Zorunlu yok ki. Yok mu? Tabii var bir şey var. Ne bileyim ben. Ben normal kindergarten'a başlayınca öyle olacak sanıyordum. İsterse kaydı olacak, isterse kendimiz olacak. Bütün öğrenciler otobüsle mi gidip geliyorum sanıyorsun? Ben öyle sanıyordum. Ama otobüs ücretsiz. Ücretsizse niye ben götüreyim? Sen götür. Daha mı iyi? Çocuğun fiyakalı gözüksün değil mi? Ya şimdi zaten senin çocuğunu senden daha güvenli hissederim. Senden mi güvenli hissedeceğim şofordan mı? Tabii ki canım. Sen götür, getirersin. Yakın zaten, valla hemen burada. Bunlar da bile niye otobüs bindiriyorlar ki ben anlamıyorum. Okul hemen burada. Ya da belki bu otobüs başka uzak değil. Ama burada zaten uzaktan okulu kaydedemiyorsun. Bilemedim yani. Alim, beğendin mi okulunu? Biz okulumuza geldik, ziyaret ettik arkadaşlar. Video çekemedik ama olsun. Beğendin mi Alim okulunu? Yes. Çok beğendi, öğretmenlerini de sevdi. Benim oğlum. Ben yarın oğlumu getireceğim okula. Nasıl geleceğimi, nereye park edeceğimi, nasıl alacaklarını. Gelecek. Evet. Beraber oynayacaklar blokla. Arkadaşlar gayet güzeldi. İki tane öğretmen var. Kaç aşkım saatler kaçtı tam olarak? 12.30'da getireceğim. 12.25'te. 12.25'te getireceğim. Sonra 3.30'da mı alacaktım? 3.25. 3.25'te. 3.25'te alacağım. Bu alıştırma sürecim yoksa hep mi böyle olacak Nuri? Yarım gün yazdık. Hep böyle olacakmış arkadaşlar. Ya zaten... Ama tam var. Halim sevdik. Baktık güzel gidiyor. Sonra tama çevirebiliyormuşuz. Uzatma şey de var. Uzatma futbol var. Futbolu eklersek 11'e getireceksin. 1,5 saat futbol çalışacaklarmış. Aşkım futbol daha iyi olur o zaman bize tam gidecek. Ama şimdi de hemen yapmayalım. Bekleyelim görelim. İşte arkadaşlar ya futbol yapacağız ya da tam güne çevireceğiz. Ama ilk baş bir alışsın Alim. Alim bence futbol oynamayı sevebilir. Ne dersin Alim? Yoksa benim oğlum bir Ronaldo mu olacak? Yoksa bir Messi mi? Öyle işte arkadaşlar. İki öğretmen var. Yarım günde başlayacağız. Hem Alim'in dili tamamen pekişsin. Alışsın burada iletişim kurmaya net bir şekilde. Sosyalleşsin. Sosyalleşsin ya. Dil öğrendi zaten ama sosyalleşsin arkadaşlar. Bir de Alim benimle birlikte evde vakit geçirmeyi çok seviyor arkadaşlar. Yani benle olmayı çok seviyor. Tamam evde çok eğleniyoruz ama sürekli de benle olmaz. Biraz sosyalleşmesi gerekiyor. Biz Alim'le maşallah Allah nazarlarına saklasın. Gerçekten anne oğlu çok iyi anlaşan bir ikiliyiz. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. O yüzden evde benle oyun oynamayı, benimle vakit geçirmeyi inanılmaz seviyor. Ama çok ölçülü bir vakit ilk etap için, alışması için. Ama benim için zor olacak yani. Gelecek, bırakacağım, eve gideceğim, azıcık vakit geçireceğim. Sonra hemen almaya gideceğim Halim'i. Çok da bir işe yaramayacak bir vakit olacak benim için ama. Halim için çok iyi tamam. Ama Halim için iyi bir vakit. Asım gidersin evine toplarsın, çayını da içersin zaten. El toplama Halim yoksa bir saat evet. Falan sürüyor. Aşkım bence tam gün kreş yerine şey daha iyi olur yani. Futbol takımı daha iyi olur. Bir de zaten spor istiyorduk biz. O yönden de daha iyi olacağını düşünüyorum. Aşkım kaç yaştan başlıyor burası? 5. Aydın için çok erken. Birinci sınıf 5 ya. Aydın zaten ben de Aydın'a 4 yaşa kadar vermeyi düşünmüyorum. 4 yaşa kadar. 4 yaş öncesi gerek yok. Ne dersin Nuri? Ne? Aydın diyorum. 4 yaş öncesi. Gerçi Alim'i erken vermiştik. Bilmiyorum yani bu. Hani şöyle, Alim'in evde kardeşi yoktu ya, o yüzden sosyalleşmesi ve dil gelişimi açısından kreşe gitmesi iyiydi.
Ama Aydın'ın evde abisi olduğu için şu an zaten tam bir çene bas, her şeyi söyleyebiliyor vesaire. Ama gene de sosyal ilişkisi açısından iyi olabilir. Arkadaşlar geldim ama Alim uyudu arabada. Benim de şu an 40 dakika vaktim var. 40 dakika içinde alacaklarımı almam lazım. Dur. Arkasındakiler. Neyse. Onu en son hallederim Nuriye söylerinde. Alacaklarımı almam lazım. Suluk alacağım. Kıyafet alacağım. Islak mendil alacağım burada varsa. Yoksa marketten alırım. Başka alacağım bir şey varsa Nuri söyleyecek şimdi. Mesaj atacak bana. Böyle işte. Şu an Cadılar Bayramı yaklaştığı için full Cadılar Bayramı konsepti şeyler var. Suluklar burada mı? Yok. Şurada sular var da suluk yok. Palton çok güzel. Neyse. Vaktim yok. Bir gün okula giderken bakarım. Şurada suluk gibi şeyler var arkadaşlar. Evet, suluğu buldum. Şu güzel görünüyor, bu da güzel görünüyor. Nasıl açılıyor acaba arkadaşlar? Yavrum bunu çocuk açacak. Niye bu kadar zor bir şey? Ha, şimdi anladım. Gene zorlanabilir ya. Bu zaten olmaz. Olursa bu olabilir. Başka var mı çocuğuma? Bu en iyisi gibi duruyor. Neyse fazla düşünme Fatma. Buna hem sıcak hem soğuk giriyor sanırım. Bu yeterli olur. Tamam, suluğumuzu hallettik. Bunlar bebek için ya. Aha, çocuklar için kıyafet. Ben buna bakacağım arkadaşlar. Şu eşortman mı, pijama mı bilemedim ya. Şunlar var da. Yağmadıklar ne kadar indirimli. Çok güzel değil mi takım olarak? Şunun fiyatına bakayım arkadaşlar. $12. Vallahi çok güzel. Yaşa bakayım. 3 mi diyor ya? Bu 3 değildir ama. Buranın çocukları da acık. Kocamanca. Burası Alim'in yaşına uymuyor da olabilir. Dur şimdi. Benim oğlum çocuk mu oldu ya? Ha, burası daha mantıklı gibi. Bakın bu iyi. Ne dersiniz? Bakın şöyle bir takım. Arkadaşlar ikili takımlar o kadar uygundu ki hemen kaptım. $16, $15, $20 Nike'ın, Adidas'ın ikili eşortman takımları böyle kreş için. Şu an zaten okul zamanı olduğu için okul ürünleri baya baya indirimde. O yüzden hemen kaptım oğluma. Rahat rahat giydiririm yani. Şimdi ne kaldı biliyor musunuz? Okul malzemeleri bulmam lazım. Gidince size ayrıntılı çekerim yani. Annem şuna bak, çok tatlı. Arkadaşlar şimdi atlet matlet kaldı da bir de atlet alacağım. Bir türlü alamadığım o atleti bulmam lazım. Bu değil. Çoraplar burada. Bu memleketli atlet yok arkadaşlar ya. Vallahi bu memleketli. Ha, çocuk atlet. Çocuk adam. Hadi bakalım seni bulmam lazım. Bunlar da çocuk atlet değil. Çocuk ürünleri burada. Çocuk atletleri nerede acaba? I'm so sorry. Ha, ıslak mendilleri buldum. Bulabildiğimi aldım ve çıkıyorum arkadaşlar. Geri kalanı diye başka bir yerden aldım. Çünkü burada yok. Doğru yerden mi giriyorum? Bence doğru bir yerden giriyorum. Belki kasanın ilerleyen kısımlarında vardır diye düşünüyorum.
musluklara son bir kez bakayım. En iyisi bu bence oğlum için ya. Problem yok. Şunların fiyatına bakacaktım ya. 16 dolar. Bunun başka rengi var mı acaba? Arkada. Krem rengi olsaydı direkt alacaktım. Arkadaşlar biz dersten çıktık şimdi. Ha burada evet. Biz dersten çıktık. Şimdi evimize gidiyoruz. Şimdi çocuklarımı çok merak ediyorum. Ben giderken uyumuşlardı ve ağlıyorlardı. Umarım iyilerdir. Vallahi bu kursta çok arkadaş edindik arkadaşlar ve inanılmaz eğleniyoruz ya. Gerçekten çok eğlenceli. Çok seviyorum kursu. Hocamız çok iyi. Bize böyle çok güzel şeyler anlatıyor, öğütler veriyor. Arkadaşlar ben eve geldim. Aydın hala uyuyor. Uyanmamış ama Alim uyanmış. Ben geldim diye çok sevindi. Koşa koşa sarıldı. Birazdan size Alim için aldıklarımı göstereceğim. Alim'in son eksikleri var. Onlar için Nuri tekrar markete gidiyor. Aşkım şimdi ne kaldı eksik? Hepsi ya. Glue sticks orada. Şu yapıştırma şeyleri. Bir de ıslak mendil de var. Islak mendil. Başka bir şey yok değil mi? Kalmadı. Sen suluk aldın. Suluk aldım. Çantası var zaten. Çanta yani var. Kıyafet koyacağız. Atlet Nuri bulabilirsin atlet. Ama atlet yoktur orada herhalde. Atletin acelesi yok yani. Olsa iyi olur ama acelesi yok. Var var idare edecek kadar var. Hadi al gel aşkım. Tamam. Kıyafetleri falan okul ürünleri şu an tam sezonu olduğu için güzel indirime girmişti. Ben de indirime girmişken aldım ama geçen Alim'e almıştım. Küçük geldi falan demiştim ya size. 5-6 yaş aldım. Bu sefer bunlar da biraz büyük geldi gözüme ama Alim'e deneyeceğim birazdan. Deneyince gösteririm. Şöyle bakın. Önü fermuarlı. Altı eşortmanlı. Üstü böyle. Sivitli bir ikili takım aldım. İçinde bir şey yok herhalde. Eşortmanı da şöyle göstereyim. Cepli bir eşortmanı var. Bunu 12 dolara aldım arkadaşlar. 12 dolara aldım şu takımı. Şimdi Nike'ın ürünlerinde indirim vardı. O yüzden bir tane de Nike'ın eşortmanı. Bu Adidas mı ya bu ne? Bakıyorum bir dakika. Arkadaşlar Jordan yazıyor ama Nike herhalde bu ya. Çok anlamadığım için. Türkiye'dekini hiç almazdım ya. Bakın. Şey sanmayın yani gitti orada özellikle marka alıyor falan diye düşünmeyin. Burada zaten ürünler hep böyle. Yani diğer türlü ürün yok. Bunlar zaten markette satılan ürünler. Uygun fiyatlı ürünler. Yani bu 24 dolar. Şöyle ikili takım göstereyim. Yani benim özellikle Nike Adidas giysin falan diye pahalı aldığım ürün değil. Bunlar burada normal. Ne bileyim Türkiye'de LCY2'ye gidersin oradan bir şey alırsın ya. Aynı o şekilde ürün. Yanlış anlaşılma olmasın. Bazen öyle yazanlar oluyor. Onunla alakası yok yani. Şöyle bir ikili takım alın. Bu bayağı büyükmüş arkadaşlar. Ama olsun küçük olmasına sonrasında giyer. Bunun fiyatı ne kadar? Hemen bunu da çekeyim. Bu da 20 dolar. Şöyle sivit şeklinde. Bu sivit şeklinde olan sadece bir tane aldım. Önü fermuarlar daha kullanışlı olur diye düşündüm tam şu sezonda. Çünkü içine tişört giydiririm. Üzerine yelek giydiririm. Şu an yağmurlar burada başladı ya. Bu da gene 20 dolar arkadaşlar. Şöyle. Nike'ın ince. Şu an tam bu giymelik bir havası var. O da, bu da onun altı. Aynı şekilde. Şunu çok sevdim. Bu da tam şu anda giymelik. Çünkü üzerine hırkayı çekeceksin. İçine tişört giyeceksin ya. Şöyle bu iki tane tişört. Bir tane de eşortman.
Şöyle hemen fiyatını göstereyim. 12 dolar. Şöyle bir de kendime içime body aldım arkadaşlar. Bunların içine falan giymek için mesela şu body var ya, onun gibi rahat oluyor şöyle uzun kollu. Ama bunlar kısa kollu arkadaşlar. İçime giymek aldım. Bir de şöyle suluk aldım. Yani erkek çocuk suluğu çok fazla çeşit yoktu şöyle. Aman hiç kırık mırık çıkmasın da. Heh, tamam. Şöyle pipetli arkadaşlar. Pipetini de takıyoruz. Gel. Kapat. Kes, otur bakayım. Şöyle dur. Şöyle dur. Ya da oturma. Şöyle biraz ayakta da dursan olabilir. Aç gözlerini. Beğendin mi? Güzel mi anneciğim? Bunu okula giderken böyle içine su koyacağız böyle. Bunu böyle açacaksın bak şöyle. Bunu böyle bak böyle bastıracaksın. Açacaksın. Yapacaksın, tamam mı? Beğendin mi? Rengi falan güzel mi? Bence oldu ya. Hemen de kopardın. Ya iade edeceksek? Alim efendi ha? Atma öyle aşkım. Dur bebeğim hemen. Oh, açık. Çok güzel oldu. Şöyle dur seni çekeyim bakayım şöyle bir. Arkadaşlar bakın benim oğlum nasıl oldu. Tam oldu ya. Büyük değil. Değil mi? Beğendin mi? Yes. Of, dünya yakışıklısı ya. Bak sana ona girdi. Bak sana. Çok güzel oldu anne. Beğendin mi? Gel bir tane daha deneyeceğiz. Bak şimdi. Bir de şunu deneyeceğiz. Bunda bu da olursa çok güzel olur. Bak bir de bunu deneyelim, olur mu? Bu hangi renk? Gel anneciğim? Gider. Kalk bakalım hadi. Güzel. Şimdi gel bir tane daha deneyeceğiz. Bir tanesi garanti büyük arkadaşlar. O bayağı büyük de. Şu da olur diye tahmin ediyorum. Giy bakalım onu. Alim öncelik olduğu için. Tamam koparabilirsin. Oo bu da çok güzel oldu. Alim poz ver bakayım. Çok güzel oldu. Anneciğim çok beğendim ben. Sen de beğendin mi canım? Evet. Çok güzel oldu. Çak.